Şimdi bu soruyu bir okuyalım. Bakın burada bir şaft var. Görüyorsunuz. Şaftın sol tarafında şurada rulmanlı yatak var. Bakın desteklemiş bunu ve sağ tarafında da aynı şekilde. İçerisinde C, D ve E'de de gear'lar var. Bakın ne demiş? Motor E'ye bağlıymış. E'de bir gear var. Bu gear'a bağlı bir motor var. Motor E'ye gücü aktarıyor. Ve D ve C'de de pulley'ler yani kasnaklar var şurada. Bu kasnaklarda buradan aldığı gücü şaft döndüğü için D ve C'de başka kasnaklara aktarıyor diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde dönen bir şaft var elimizde. Üzerine uygulanan kuvvetleri vermiş. Gördüğünüz gibi. Yani normalde şu tepki kuvvetlerini biz buluyoruz biliyorsunuz. O soru hazır vermiş bunları kolaylaştırmak için. Ve demiş ki bu şaftın Soderberg-Fatigue kriterine göre yorulma ömrünü sağlaması için gerekli çapı hesaplayın demiş bakın. Ekstra başka bilgiler de vermiş burada bakarsak. Şaft çelikten yapılmış. Direkt malzemeyi söylemiş. Ve altın strength 810 MPa. Yield strength 605 MPa. Ve torku bunun %10 fluctuate ediyor bakın. Bir önceki şeyde hatırlarsanız konuyu anlatırken demiştik ki tork steady olacak. Aksi belirtilmedikçe. Burada aslında aksini belirtmiş. Tork steady değil de diyor %10 değişiyor bunun etrafında. Benlik stres için ise bir şey vermemiş. O yüzden onu completely reverse kabul edeceğiz. Yani okumaya devam edelim. Vermiş mi vermemiş mi? Vermemiş diye hatırlıyorum ben. Bakın burada tekrar söyleyeyim. Tork'ta %10 fluctuation var. Evet, bending için bir şey vermemiş. Yani bending'i completely reverse, torku ise %10 değişiyor kabul edeceğiz. Mesela burada 600 Nm var. Bunun üzerinde 600 eksi 60, 540, 600 artı 60, %10'unu ekliyorum çünkü. 660, 540 ile 660 arasında sürekli değişen bir tork olacak. Burada da aynı %10'larıyla, şurada da %10'larıyla değişen torklar var. Ve stres konsantrasyon faktörlerini de vermiş 1.4 olarak. Direkt bunu kullanacağız. Tablolara gitmemize gerek yok. Aynı zamanda bir de operating temperature vermiş bakın 500 derece. Bunu da SI değerini yani endurance strength değerini kullanırken K'ları hesaplarken kullanacağız. Bir de assumptionlar vermiş bakın. Simple supportlar olarak düşünün diyor bearingleri. Simple support olduğu için sadece üzerinde bakın şu kuvvetler var. Y ekseninde ve Z ekseninde. X ekseninde zaten herhangi bir kuvvet yok. Onlar sıfır almış. Ama moment yok üzerinde. Herhangi bir. Sadece tepki kuvvetleri var. Factor of safety 2 alın diyor. Survival rate is taken to be 50% diyor. Yani %50 reliability var demek. Bunu da yine yorulmada endurance limiti hesaplarken kullanacağız. Survival rate. %50 olarak tablolara gidip K değerini bulacağız orada. Ben burada kolaylık olması açısından üzerindeki kuvvetleri çizdim. Ekstra burada çizmemek adına. Çünkü artık biliyorsunuz bunları. Yükle alımı nasıl yapılıyor. Bunlar aslında hem statikte hem mukavemette hem de burada bir sürü soru çözdük. Üzerinden geçelim hızlıca. XY eksenine bakarsanız XY dediğimiz X şu, Y'de yukarı doğru olan bakın. 7,5'la başlıyor. 6000 Newton, 5000 Newton ve 3500 yukarı. Kesme diyagramını çizersek bakın 7,5 yukarı burada pozitif yönde. O yüzden 7500'den başladı. Buradan aşağı indi. 6000, 5000 daha indi. Sonra 3500 yukarı çıktı ve dengeledi. Moment diyagramını çizersek de bu alanlara bakıyorduk biliyorsunuz. 7500 çarpı 0,2'den burada 1500 var. Yani ve başta bir moment yok bakın en başta. O yüzden sıfırdan başlayacak. 1500'e kadar çıkacak. Pozitif alan olduğu için pozitif çıkıyor. Ve burada da 1500 çarpı 0,4 var. Bu alan da pozitif. 1500'den 600 ekleyeceğiz üzerine. 2100'e çıkıyor. Daha sonraki alan ise negatif bakın. 2100 şu şekilde negatif aşağı inecek. Zaten 2100'deyiz. Sıfıra doğru inecek gördüğünüz gibi. Bir de XZ eksenine bakacağız. Çünkü bu Z ekseninde de kuvvetler var. Dolayısıyla XZ eksenini ayrı çizmemiz lazım. XZ ekseninde de burada bakın 0,5 var. Şurada bir şey yok. Burada 4 kN var diğer yönde. Burada 9 kN var. RBZ de 5,5 kN. Yani 500 ile başlıyoruz bakın. Z ekseni 500 ile başlıyoruz. 4000 aşağı olması lazım. Bunu düzeltelim. Şöyle. 4000 aşağıya bir de 9000 yine yukarı. 9000. Ve 5500 de yine aşağıya. Şu şekilde. Şimdi bakarsak 500 yukarı dedik. Burada 500 geldi. Sonra 4000 aşağıya. Eksi 3500'e indi. Sonra 9000 yukarı çıktı. Dolayısıyla 5500'e çıktı. Buradan da 5500 aşağı indi. Buraya geldi. Ve hesaplamaları da yaparsak işte A'dan D'ye kadar bakın pozitif alan var. 500 çarpı 0,6'dan 300. A'da moment yok. Dolayısıyla 0'dan 300'e çıktı. Buradan da kaçmış? Eksi 3500 çarpı 0,4 eksi alan.
1400 kadar aşağı inecek bakın şöyle. Ve buradan da artık 5500 çarpı şu 0,2 1100 kadar yukarı çıkacak, buraya gelecek. Bu şekilde moment diyagramını da çizmiş olduk. Şimdi bunları yapmamızın sebebi biliyorsunuz ki böyle bir soru varsa bize ilk önce şunu düşünüyoruz. Çap bulmamızı istiyor. Eğer biz en kritik nokta için çapı belirlersek diğer noktalar zaten güvenli olacağından kritik olmadıkları için bizim için uygun olacaktır. O yüzden kesme ve moment diyagramlarını çizip burada kritik noktaları belirlememiz lazım. Ama bunların yanında bizim bir de torkumuz var parça üzerinde. Bakın şu dönen torklar var. Bunu da ekstra çizmemiz lazım. O yüzden ben buraya bir de tork diyagram çizdim bakın. Tork diyagramda da bakarsanız şu başlangıçta herhangi bir tork yok. Şurada 600 Nm tork var. X'in eksi yönünde. Burada 400 Nm daha var. Yine X'in eksi yönünde. E'de de X yönünde 1000 Nm var. O yüzden burada tork X yönünde çizdim. Başta yoktu. Sonra 600 var tork. 1000 var ve o 1000'i sıfırlıyor sonra da. Şuradaki 1000 tam tersi olduğu için sıfırlıyor. Şöyle ve düz geliyor gördüğünüz gibi. Şu tork X'in eksi yönünde. Niye eksiyi almadık burada? Da pozitif aldık. Yani bunu direkt şöyle de yapabiliriz. Şuna eksi diye. Eksi T yönü burada, artı T yönü burada diyebiliriz. O şekilde düzeltebiliriz mesela. Eksi 6000'e çıkmış. Sonra 1000'e çıkmış. Sonra aşağı inmiş gibi. Tamam. Şimdi bunları kullanıp biz kritik noktayı bulmamız gerekiyor. Önce torka bakalım. Tork biraz daha basit diğerlerinden çünkü. Bu torka baktığınızda tork açısından en kritik nokta neresidir? DE ve arası değil mi? Yani DE'nin tamamı Evet. aslında. DE is critical. Şöyle yazabiliriz. Bu alan critical aslında. Sadece D ve E noktaları diyemeyiz burada. Çünkü tamamında sabit. O yüzden tamamında kritik. Yani D ve E'yi direkt nasıl diyebilirdik? Buralarda eğer stres konsantrasyonu olsaydı, yani çap değişimi olsaydı, buralarda sadece D ve E noktalarında kritiktir diyebilirdik. Ama burada herhangi bir çap değişimi yok ya. O yüzden tamamında kritik diyoruz. Mesela TD'yi hesaplarsak burada 1000 Newton aslında. TE de aynı şekilde 1000 Nm. Tüm arası kritik. Ve bunlar işte bizim torkumuzda mean değer olarak düşünülebilir. T mean değerimiz. Çünkü şey demişti ya, %10 yukarı ve aşağısına fluctuate ediyor demişti torku. Yani TM'miz bizim aslında kritik olarak 1000 Nm. TA'yı da bulabiliriz. Bunun %10'u TA'da. Yani 1000 çarpı %10. Buradan da 100 Nm edecek TA'da. Bunların çizimini arka sayfaya yapacağım ben. Peki şu yükleme diyagramlarına bakarsak, moment diyagramlarına. Burada hangisi en kritik? Hangi nokta? Kesme diyagramında bakın şu D ile B arası kritik burada. Şurada da D ile E arası kritik. Moment D ise tam D noktası en maksimum, o yüzden o kritik. Burada da E noktası kritik. D ve E kritik duruyor ama hangisi daha çok kritik? Onu bulmak için bir bileşkesini almamız lazım hepsinin. Mesela M D dersek MD karekök içinde 1100'ün karesi artı. Buradan da 300'ün karesi eşittir 1121 Nm geliyor. ME'ye bakarsak bakın buradan 700. 700'ün karesi artı sağdan da 1100'ün karesi. Karesi olduğu için eksisi etkilemeyecek, o yüzden yazmadım eksisini. 1304 Nm. Şu ikisine baktığımızda D daha kritikmiş. Bakın burada şey kandırabilir. C belki daha kritik çıkabilir. O yüzden C'yi de denemekte fayda var. D'den kritik çıkacağı gözükmüyor da çünkü ikisinde de C küçük ama E'den daha kritik olabilir. Yani ikinci kritik nokta. Yine de ben ne olur ne olmaz diye C'yi de kontrol etmek istiyorum. 7, şey, 1500'ün karesi artı burada da 100'ün karesi eşit 1503 Nm. Dikkat ederseniz C aslında E'den daha kritik bakın. Ama D en kritik. O yüzden D'yi kullanacağız. D en yüksek değer. D critical diyebiliriz. Dolayısıyla D noktası için bakın tork içinde yine D'ye bakacağız dolayısıyla. DE arasında D'ye bakacağız. Çünkü momentte de D kritik dedik. Yani D noktası için biz analizlerimizi yapmamız gerekiyor.